İslam dininde sorgulamaya düşünmeye araştırmaya izin var mı Bunu bana ilk başta öğrencilerim sorardı Ben de hep her seferinde ya biz ne yapıyoruz 20 senedir Ben bu dini araştırıyorum öğrenmeye çalışıyorum düşünüyorum üzerinde Peki ben ne yapıyorum diye cevap verirdim çok da üstüne durmazdım açıkçası Çünkü bana çok mantıklı tutarlı böyle derinliği olan bir soru gibi gelmiyordu üzerinde düşünülmeyen, sorgulanmayan, araştırılmayan bir din 1400 yıl boyunca nasıl ayakta dursun? Nasıl medeniyet kursun? Nasıl imparatorluklar oluştursun? Yani akıl alır gibi değil. Bu kitaplar nasıl yazılsın? Tabii bunların hiçbirisinin tutar tarafı yok. Ama sonra baktım ki koca koca adamlar, akademisyenler, hocalar, düşünür olduğunu iddia eden, alim olduğunu iddia eden zatlar. Bunlar da bu sorudan bahsediyorlar. Ciddi ciddi soruyorlar bunu. Yani diyorlar ki İslam dini düşünceye engeldir. Allah Allah biz ne yapıyoruz? Biz düşünmüyor muyuz? Bir de şöyle var bazı Dücane Bey gibi. Yani biz burada düşünme derken düşünmek üzerine düşünmek. İşte filozof, felsefe, düşünmeyi sevmek, hikmeti seven, filosofya filan, bilgiyi seven, bilginin peşinde koşturan. böyle düşünme üzerine düşünmek, mantık, felsefe yapmak gibi kavramlar üzerinde olduğunu iddia ediyor. Yani bir şey üzerine düşünmek değil de düşünmek üzerine düşünmek diye. E onu da yapıyorlar zaten yani filozoflarımız da var, alimlerimiz de var. İşte bazen de ya efendim tamam dini konularda çalışmışsınız. Fıkıhta, tefsirde, hadiste ama bilimsel çalışmalar yapmamışsınız. Bilim yok. Osmanlı'da bilim yok, Selçuklu'da yok. Öyle olsa imparatorluk nasıl olacak? Zaten bu bilim dediğiniz şey daha çok savaş teknolojisi üzerinden gidiyor felsefe de varlık üzerinden metafizik. Ya bunların hepsi var zaten. Bunlar da var. Çalışmalar da var. Şimdi onlar hakkında da konuşacağız. Matematik üzerine de var. Mantık üzerine de var. Felsefe üzerine de var. Kimya üzerine de var. Evrim üzerine de var. Zannedildiğinin aksine. Dolayısıyla bizde düşünce de var. Tartışma da var. Ve bunlar aynı zamanda bir ibadet ile yapılıyor. Bunlara sevap gözüyle bakıyor alimlerimiz. Çünkü adam için iki kitap var. Bir Kur'an kitabı var. Şer'i kitap şeriat kitabı. Bir de kevni bir kitap var. O da doğa, kainat. Ve bu ikisindeki delillere ayet diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'deki delillere de ayet diyoruz Allah'ı gösteren. Doğa kitabındaki insan, hayvan, maden, bitki, ağaç, böcek ne aklınıza gelirse hepsi üzerindeki çalışıp onları da Allah'ı gösterdikleri için. Likülü şeyin lehu ayetun tedullu ala Her şeyde bir ayet, bir delil vardır. Allah'ın bir olduğunu gösteren. Hepsinde bu olduğu için onun üzerine yapılan çalışmayı da sevap olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bilimle uğraşmak. Çünkü adam bir mesela hakikati gerçekliği matematikle çözeceğini iddia ediyor. i̇bn Sina felsefeyle çözeceğini iddia ediyor. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini bu şekilde çözebileceklerini düşünüyorlar. Bundan dolayı pozisyonlarını belirliyorlar ve ona göre çalışıyorlar. Cabir kimya üzerine çalışırken eskiden simya diyorlar. Maddelerin değişimi üzerine çalışırken Allah'ın tecellilerini incelemeye çalışıyor. Ve bunu bir sevap şuuru ile yapıyor. Bu sadece Müslümanlar arasında değil. Hristiyan dünyada da böyle. Newton'da da böyle. Diğerlerinde de böyle. Hepsi bunu zaten onların hepsi kendi düşüncelerinde inanç sahibi kişilerdir. Ateist, dinsiz falan değillerdir. Bu bilim insanları da aynı zamanda. Yani dine rağmen bunu yapmadılar. Dinle birlikte bunu yaptılar ve dinin öngörüsü, dinin teşviği üzerinden yaptılar. Hele bu İslam'da zirvedir artık. İslam tamamıyla bunlar üzerine tartışır meseleyi. Çünkü en basit deyimiyle mesela gökyüzünü incelemekten korkuyor insanlar. Neden? Çünkü gökyüzündeki varlıkların canlı olduğunu ve onları üzerine azaplarını indirebileceklerini düşünüyorlar. Tabi bunlar Allah ya yıldızlardan korkuyor. Her yıldızın bir ismi var. Gezegenlerden korkuyor. Her gezegenin bir ismi var. Ve bunların birer tanrı olduğunu düşünüyor. Melek olduğunu en iyi ihtimalle. Yani kutsal varlıklar olduklarını ve eğer onları çok incelersek bize zarar verir diye korkuyorlar. Öyle düşünüyorlar. İslam ise diyor ki hayır bunların hepsi Allah'ın birer ayetidir, delilidir. Bunların kendilerinde bir şey yoktur. Hatta diyorlar ya bazen işte Allah ay tanrısıymış da oradan esinlenmiş filan. E Kur'an-ı Kerim zaten ayda herhangi bir tanrılık olmayacağını, Allah'ın onu yarattığı bir varlık olduğunu zaten deklare ediyor. Yani bize bu şekilde sunuyor zaten kainatı. Bu sayede biz onları inceleyebiliyoruz. Diyoruz ki ya o da bizim gibi yaratılmış bir şey. Hatta insan eşrefi mahluk en üstünü. Dolayısıyla biz her şeyi inceleyebiliriz. Vahdet düşüncesi üzerinden de. Bunları sağlıyoruz ve tam tersine İslam bize Astronomide de yine bak Biruni'de, İbn Sina'da hepsinde bunlar da vardır. Astronomi üzerinde de çalışmalar vardır. Bunlar hepsi önümüzü açıyor. Din bizim önümüzü açıyor. Bu sayede alimlerimiz çıkıyor. Ben de bunun üzerine bir yazı yazdım. Bunu da zaten Twitter'da paylaştım. Burada da bu yazı üzerinden gidelim. Yani bu sorgulamak, düşünmek, araştırmak güzel. Hatta bunları sevap olarak görüyor. Aklı ibadeti olarak görüyor alimlerimiz. Yani bırak izin hani izin var mı yok mu ya? Çünkü bunu soranların biraz ön yargıları da var. Biz çok düşünüyoruz, çok araştırıyoruz. İslam dini izin vermiyor. O yüzden İslam'dan uzak duruyoruz. Müslümanlık araştırmaya karşı, düşünmeye karşı gibi bir tavırları var. Tabi bu ön yargı ve kibir karışımı bir duygu. Bunu kırmak lazım. O yüzden zaten bu videoları çekiyoruz, bu konuşmaları yapıyoruz. Çok fazla geldiği için bu soru. İslam'da düşünmek, araştırmak aklın ibadeti olarak kabul edilir. Dolayısıyla biz bunu yaparak sevap kazandığımızı ümit ediyoruz. Nereye yasak? Yasak diye bir şey yok. Bunu İhsan fazla hocamız çok iyi anlatır. Ee, konuşmalarında da birçok yerde de bu konuya bolca değinir zaten. Tarihi süreçte alimlerimiz düşünmenin hakkını vere vere düşünme ibadetini yerine getirmişlerdir. Kabe'nin yanında matematik ve felsefe kitapları dahi yazmışlar. Ve halkı oluşturup bilimsel çalışmalar üzerinde de müzakerelerde bulunmuşlardır. Özellikle haç zamanında eser yazmayı önemsemişlerdir. Neden haç zamanı? Çünkü haç zamanında dünyanın dört bir tarafından, farklı seviyelerde, farklı idrak seviyelerinde, farklı bilgilere haiz, farklı coğrafyalarda yaşamış, farklı kültürlerle haşinleşmiş insanlar bir araya geliyorlar. Muhteşem bir birliktelik. Yani uluslararası kongre orası. Hard disk diyor İhsan Hoca. Orada toplanıyor insanlar, birbirlerine bilgilerini aktarıyorlar, birbirlerinden istifade ediyorlar, paylaşıyorlar bilgilerini. Müthiş bir hadise orası. Ve orada oturup Kabe'nin kenarında matematik kitabı yazıyorlar. Tuhfe diyorlarmış onlara isimlerini. Hediye yani. Müce bir hediyesi bunlar. Yine oturuyorlar i̇bn Sina'nın el İşarat ve Tembiyat kitabını. Felsefe eseri. Metafizik üzerine yazdığı mantık da var içerisinde. Mantık, fizik, metafizik. Bunlar üzerine düşünüyorlar, tartışıyorlar. Bak Kabe'de tamam birisi tavaf yapıyor, birisi namaz kılıyor, birisi zikir çekiyor. Alimler de, düşünce ehli insanlar da matematikle ilgilenen matematik kitabı yazıyor. Felsefeyle ilgilenen felsefe kitabı yazıyor. Hatta oturuyor orada onun müzakeresini yapıyor, mütalasını yapıyor. O alimleri çünkü başka yerde bulamaz. Haç zamanında özellikle. Muhteşem bir birikim. Ve buradan istifade ediyor. Ve bunu ibadet şuuruyla yapıyorlar bu adamlar. Allah'ın huzurunda yapıyorlar. Ve bundan sevap kazanacaklarını ümit ediyorlar. Yani bunları iyi düşünmek lazım. Şimdi biz bunları bildiğimiz için, bunlarla haşin eşir olduğumuz için Bizi tabii böyle sorular çok acayip geliyor ama insanlar bunları bilmediklerinden dolayı normal gelebiliyor. Bak mesela İbni Fellus bu matematik üzerine yazmış olduğu bir eser. İşte yanlış hatırlamıyorsam sayılar teorisi, hesap, cebir ve uygulamalı geometri. Dört kitabı. Bu kitabı İ'dadil İsrar fi Esraril Ad, Adet hani sayılar, esrar, gizli. Başlıklı eserini mesela Mekke'de haç vesilesiyle bulunduğu sırada yazmış. Bunu düşünce atlas sitesinden bulabilirsin. Ben dipnotta verdim bunu görürsün zaten. Yine alimlerimiz Kabe'de alkol oruçlu i̇bn Sinan'ın bak El İşaret ve Tembiyat kitabını okuyorlar. Bunları da söylüyor. Çünkü bunlar düşünmenin, sorgulamanın, araştırmanın bir ibadet ve hatta Yüce Allah'ın ve sevgili peygamberin emri olduğunu çok iyi idrak etmişlerdir. Mesela Cabir bin Hayyan kimyada, harezmi matematikte bak Cabir bin Hayyan kimyada yapmış olduğu çalışmalar. Muhteşem. Yine Harezmi'nin matematikte zaten sıfırı bulmasa bugün bu sıfır bir teknoloji üzerine kurulan hiçbir şey kurulamayacak. İntilerin çalışmasından alıyor. Bütün dünyaya tanıtıyor. İbn-i optikte, Farabi felsefede, i̇bn Sina felsefe ve tıp alanlarında. Bironi matematikte, astronomi yani matematik mesela Bironi kat şehrinin enlem boylamda düzenli yerini buluyor. Adam dünyanın çapını hesaplıyor. Yani böyle enteresan şeyler yapıyorlar. İbn-i Sina ile Bironi tartışırlar. Meşhurdur zaten onların tartışmaları ışığın suratı ölçülebilir mi ölçülemez mi diye tartışıyorlar. Farklı gezegenlerde hayat olabilir mi olamaz mı diye tartışıyorlar. Ve olabilir diyorlar. 11. yüzyılda tartışıyorlar bunu. 11. yüzyılın ilk başında. Vefatları zaten 1037, 1038, 1030'lar yani. Farabi felsefede, i̇bn Sina felsefe tıp alanlarında, Biruni matematik, astronomi, coğrafyada, Cezeri, sibernetik ve robot biliminde, Ulubey, Bey matematik ve astronomide, Fergan astronomide, Cahız evrim konusunda, ve benzeri daha ismini sayamayacağımız kadar çok bilim insanı düşünmenin hakkını veren Müslümanlardır. Yani ne gibi? Mesela burada kitaplar İhsan Fazloğlu, Kayıp Halka. Şöyle göstereyim meseleleri de. Yine Boğaz Sezgin bilim tarihi sohbetleri. Bu röportaj söyleşi. Bu Frederick Star'ın Frederick Starr'ın Kayıp Aydınlanma. Bu kitapları okuyabilirsiniz. Ben daha göstereyim meseleleri. Yine burada bu Firas el-Katip olması lazım. Kayıp İslam Tarihi. Timaş yayınlarından çıkmış o. Evet. Cezeri. Ne dedik ya. Sibernetik ve robot bilimi. Bu Durmuş Çalışkan. Güzel yazmış. Allah razı olsun. Evet. Ve tabii ki İslam Düşünce Atlası. Şöyle göstereyim. Üç çitlik. Biraz baba bir kitap. <laughs> üç çitlik bir eser. Şu eseri bir okumaları lazım. Bizim ateist arkadaşlara böyle diyoruz. Bunları okuyun, araştırın diye. Ben Onlar boş kitaptır diyor. <laughs> Öyle derse tabii yani ne kadar senin boş olduğun ortaya çıkmış olur. Bu aldığım bilgiler buralardan. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bilimsel alanda sorgulamak ibadet olduğu gibi namaz, oruç, zekat, haç ve benzeri ibadetleri de araştırmak ve sorgulamak ibadettir. Çünkü yani şöyle bu ibadet nasıl yapılacak? ve burada karşılaşılan sorunları nasıl cevaplar vereceğiz? ve bunlar da bir araştırmanın ürünü olması lazım. Dolayısıyla bu da bir ibadet. Alim onu araştırdığı zaman sevap kazanıyor. Her biri sevap bunların. Dolayısıyla bir bilim insanı laboratuvarda uğraştığı zaman da sevap kazanıyor. Ama bunu tabii ki o şuurla yapacak. Allah'a olan inancı ve Allah'ın yeryüzündeki kainattaki tecellilerini görme şuuruyla. Biz dini anlamak için hem uygulayacağız hem araştıracağız. Uygulamadan araştırmak veya araştırmadan uygulamak eksiklik. Burada baklava örneğini veriyorum. Diyorum ki yani baklavayı yersin ama baklava hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayabilirsin. Tadını bilirsin ama hiçbir bilgi sahibi olmayabilirsin. Bilgi sahibi olmak istiyorsan onu özellikle araştırman lazım. Mesela o nasıl yapılıyor? Veya nasıl yenirse daha lezzetli olur. Nasıl yapılırsa daha lezzetli olur. Bunlar hakkında araştırma yapman lazım. Din de böyle. Şimdi bazı bizde iki tür insan var. Bu insanların bir kısmı diyorlar ki biz dini araştıracağız. Ama uygulama yok. Namaz hakkında araştırıyor araştırıyor ama namazı kılmıyor. Hiçbir şey öğrenemez. Yani bu baklavayı araştırıp araştırıp hiç ağzına baklava atmayan insan gibidir. Öteki de namaz kılıyor ama namaz hakkında hiçbir araştırma yapmıyor. O da bir sürü hata yapar. Hem araştıracağız, namaz hakkında bilgi sahibi olacağız. Hem de kılacağız. Orucu da aynı şekilde. İstediğiniz kadar araştırın orucu. Esrarına vakıf olun. Hiçbir işe yaramaz. Ama orucu tutarsanız anlarsınız orucun ne demek olduğunu. Tesettür de öyledir. Ben bir araştırayım tesettürü girmeden önce tutmaz. Tesettüre gireceksin, onu hissedeceksin, onun sana tecellisi olacak. Ondan sonra ya da ondan önce artık onunla beraber de araştırabilirsin. Ya ben namaz kıldığımdan beri arada namazı araştırıyorumdur. Oruç tuttuğumdan beri orucu araştırıyorum. İkisi bir arada gidiyor. Ve her yeni şey öğrendiğimde oruca hayranlığım artıyor. Her oruç tuttuğumda orucun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Her namaz hakkında araştırılan namaza olan sevgim, aşkım artıyor. Her namaz namazı kıldığımda namazın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Ve bunlar birbirini Doldura doldura götürüyor işleri. Burada dipnotlarda verdim. Bu arada düşünce atlasını vermiştim zaten. İhsan Fazlıoğlu hocanın o konular o hani dedik ya Kabe'nin etrafında adamlar el işaret ve tembihat okuyorlar. Felsefe onu. Bu TV.net YouTube kanalı var. Soruların peşinde programda Tebriz Matematik ve Astronomi Okulu'nda 5-10 dakikalar. Yani ilk girişte onları anlatıyor. Yusuf Genç yanlış hatırlamıyorsam. Onun karşısındaki arkadaş. O soruyor hocamız diyelim. O soruyor. İhsan hocamız da 5, 10, 5 ile 10. dakikalar arasında bu soruya cevap veriyor. Yine burada söylediğim bakın o eserler. İsimlerini de verdim gösterdim zaten eserleri. Evet herkes bunu kendi dini için yapacak. Hepimiz yapacağız ve burada gerçekçi olacağız. Hatalarımız, kusurlarımız gördüğümüz zaman döneceğiz. iyiye, güzele, doğruya. Biz tabi İslam'ı sürekli araştırdığımız için İslam her seferinde hayran kalıyoruz. Farklı dindeki arkadaşlarında bunu yapmasını teklif ediyoruz. Diyoruz ki siz de kendi dininizi sonuna kadar araştırın ve sonra... Bir de İslam'ı araştırma cesareti gösterin. Özellikle bugün ateistler için farklı dine inandığını söyleyen veya inanmadığını, dinsiz olduğunu söyleyenler. Önce bir araştırın İslam'ı. Tam manasıyla araştırın. Şöyle köküne kadar araştırın. Şu kitapları bir okuyun yani gösterdiklerimi. Mesela Meyroviç var. Fransız bir kadın hanımefendi. O İslam'ın Güler Yüzü isimli eserinde onu anlatıyor. Yani kendisi dinini araştırıyor. Katolik, sağlam. Daha sonra Müslüman oluyor. Yani bu tür uygulama bu tür e, hadiseler çok var. Öyleyse bir araştıralım, bir görelim. Sonuna kadar gidelim. Sadece araştır. Bizi araştırıyorlar, araştır. Hani siz araştırıyorsunuz mu, araştırmıyorsunuz diyorlar. Kendileri üzerinden konuştuğumuz zaman baktığımızda da ya ne yaptım? Facebook'tan bir yazı görmüş, Twitter'dan bir yazı görmüş, Instagram'dan bir yazı görmüş. Araştırma bu. Yani şimdi araştırma deyince tabii benim aklıma 20 cilt, 30 cilt kitap okumak geliyor çünkü biz öyle yapıyoruz. Benim en son başladığım kitap Futuat-ı 2'ye 18 cilt, 12 cildini okudum. Daha gidiyorum. Şimdi benim aklıma kitap okumak deyince öyle geliyor. Böyle bir yazı okumak, iki yazı okumak diye bir şey gelmiyor yani. Veya bir kitap, iki kitap. Onlar bizi öyle çerez olsun diye canımız sıkılınca, moralimiz bozulunca falan böyle kendimizi toparlayalım diye okuduğumuz kitaplar. Bu adamlar bu kitapları yazmışlar yani. Hani alimlerimiz. Yani bizimki de bir şey değil. Biz okumaktan aciziz. Onlar bunları yazmış. Bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla ilim ciddi bir meseledir. Çok okumak, çok araştırmak lazım. Biz Müslümanlar bin yıldan fazla sürede dinimizi araştırıyor ve sorunlu olarak gördüğümüz her ne varsa üzerine duruyoruz. Bak derinleştikçe de dinimizin ne kadar kıymetli, ne kadar güzel olduğunu anlıyoruz. Onlar ise eksiklerini görüyorlar, kılıflar uyduruyorlar. Kendileri de inanmıyorlar. Ya, bu da ilginç bir hadise. Diyelim, burada bitirelim. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.